Modanın kalbi Sevil Butik'te. Modern tesettürün tek adresi Sevil Butik, yeni sezon koleksiyonunda kaliteden ödün vermeyen, en beğenilen markaların ürün çeşitlerini ve özel tasarım markaları bir arada bulabileceğiniz tek mağaza. Sevil Butik, Eski Kuyumcular Mahallesi, Mekik Sokak, 3. Noter karşısında. Ve mücadele başladı. Balıkesirspor Ermenian First League takımlarından Eleşkirt'le oynadığı hazırlık maçını her iki yarıda yediği gollerle 2-0 kaybetti. Adilovic gol pozisyonu. Adilovic top dışını direkten dışarıda. Ermenistan'ın vasat takımları arasında yer alan rakibi karşısında Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Nuno Andre Coelho, Ante Kulisic, Kerem Can Akyüz, Burak Çalık, Aykut Çeviker, Murat Gürbüzerol, İlhan Depe, Muğdat Çelik, Sinan Uzun 11 ile çıkan Balkesler 21. dakikada rakip orta saha oyuncusu Narek Daftyan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı. Maçın 67. dakikasında ikinci yarıda oyuna dahil olan Aram Barganyam'ın attığı golle 2-0 yenik duruma düşen Balıkesirspor, kaleci Ertuğrul Furkan, Bülent Cevahir, Eray Ataseven, Abdülhamit Yıldız, Gökhan Ünal, Okan Alkan, Hasan Adipoğlu ve son transfer Bahadır Taşdelen'e ikinci yarıda görev verdi. Bir kez yenildiler. Şimdi cezalarında gol pozisyonu. Erdem pasını gönderdi. Offside yok. Gol pozisyonu. Adilovic vuruşunu yaptı, top dışarıda. 2-0 mağlubiyetten kurtulmak için çok çaba sarf eden Balıkesler yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince maçtan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Lalavele cezalarını dışında. Kırmızı beyazlılar programda bir değişiklik olmadığı takdirde ikinci hazırlık maçını 23 Temmuz Çarşamba günü Azerbaycan'ın Hazar Lenkeren takımıyla yapacak. Son 5 yılda müthiş bir transfer hareketliliği yaşayan Balıkesirspor, PTT 1. Lig ve Spor Toto Süper Lig'e çıktıktan sonra gözden çıkardığı oyuncularıyla sürekli gündeme geldi. Özellikle geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde takımdan ayrılan kaleci Ahmet Şahin ve Caner Arıcı hakkında çok şeyler yazıldı. Ancak bu konuda şu ana dek detaylı bir açıklama yapılmadı. Balıkesirspor'daki belirsizlikler sadece bu iki oyuncuyla sınırlı kalmadı. 2014-2015 futbol sezonu arifesinde de buna benzer olaylar yaşandı. Özellikle Muhammed Reis'in sözleşme yenilemeyerek Ankara Spor'a transfer olmasının ardından Ertuğrul Arslan ve Ali Akburç Göztepe'ye, Deniz Vural Alanya Spor'a, Murat Sözgelmez Medikal Park Antalya Spor'a imza attı. Mehmet Al, İsmail Dinler, Rıza Efendioğlu, Faruk Gürsoy ve Mustafa Kayabaşı'nın da ilerleyen günlerde büyük ihtimalle takım değiştireceği iddia ediliyor. Öte yandan geçtiğimiz sezon kadroda yer alan ve başarıda önemli roller üstlenen Karikari ve Lalavele'nin de geriye dönme ihtimalleri zayıflayınca Balıkesirspor neredeyse bir takımı tasfiye etmiş oldu. 2014-2015 futbol sezonu öncesinde PTT 1. Lig'in irdelenmesi halinde hemen hemen her takımda bir Balıkesirsporlu eski futbolcu görmek mümkün. Özgür Yankaya ilk düdüğünü çalıyor ve maça Balıkesirspor başladı. Balıkesirspor'un 2013-2014 futbol sezonunda en istikrarlı oyuncusu Muhammed Reis oldu. Uğdat atak yaptı, sağ kanat doğru bildirme yapıyor sol kanada. Sezonu 19 gol 13 asistle tamamlayan ve PTT 1. Lig'in gol krallığı ünvanını Manisa sporlu Slavko Perovic ile paylaşan tecrübeli oyuncu 2996 dakika sahada kalarak muhteşem bir performans gösterdi. Muhammed Reis'i 33 maç 2970 dakikalık performansıyla Rıza Efendioğlu, 33 maç 2696 dakikayla Ertuğrul Arslan, 27 maç 2376 dakikayla İsmail Dinler takip etti. İsmail bir serbest vuruş golü. 2014-2015 sezonunun istikrar abidesi olan 4 futbolcu buna rağmen yeni sezon planlamasında takımda düşünülmediği için kırmızı beyazlı formaya veda etti. Orta Taylan'dan arka direk kafa vuruşu Faruk son anda. 2014-2015 sezonunda sözleşmesi devam eden oyuncular arasındaki en istikrarlı futbolcuysa Aykut Çeviker oldu.
30 maç 2271 dakika sahada kalan genç ön libero istikrarı ve mücadeleci futboluyla beğeni topladı. Yeni sezonda takımda kalan diğer oyunculardan Hasan Atipoğlu 22 maç 1895 dakika, İlhan Depe 26 maç 1444 dakika, ara transferde takıma katılan Uğur Akdemir 15 maç 1349 dakika, Ali Öztürk ise 30 maç 1278 dakika forma giyerek Balıkesir Spor'un Spor Toto Süper Lig'e direkt çıkmasına büyük katkı yaptı. Muhammed Reis, Muhammed Reis ve gol! Muhammed Reis dakika 69, Balıkesir Spor deplasmanda farkı 2'ye çıkardı. Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde yer alan Best Balıkesir Basketbol bir süre önce sözleşme imzaladığı baş antrenörü Mete Baboğlu'nun yardımcılığına Sinan Aksoy'ları getirdi. Son olarak Beko Basketbol 1. Ligi takımlarından Ali Apetkim'de yardımcı antrenör olarak görev yapan Aksoy'ların Best'in hedeflerine yardımcı olabilecek bir teknik adam olduğu öne sürüldü. Öte yandan dış transferde daha önce Hakan Köseoğlu ve Hazar Avcı ile sözleşme imzalayan Best, iki yeni transfere daha imza attı. Geçtiğimiz sezon Beko Basketbol Ligi takımlarından Uşak Sportif forması giyen pivot Emre Boztepe ile Beko Basketbol Ligi takımlarından Ali Apetkim'in 1 ve 2 numaralı pozisyonlarında oynayan başarılı basketbolcusu Serkan Menteşe'yi kadrosuna katan Best, bu transfer hamleleriyle hedefini büyüttüğünü de gösterdi. Lacivert beyazlılarda transferlerin bayramdan sonra da devam etmesi bekleniyor. Beşiktaş golü vuruyor 51. dakika. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kuralları İsviçre'nin Lyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi. Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan dahil olan Beşiktaş, Hollanda'nın Feyenoord takımıyla eşleşti. Beşiktaş ilk maçına deplasmanda rövanş mücadelesini ise İstanbul'da oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları 29-30 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 5-6 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Beyaz gecelerde bizim için de, Beşiktaş için de, Avrupa macerası için de bembeyaz bir sayfa olsun. Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan katılan Kardemir Karabükspor, Norveç'in Rosenborg ile İrlanda Cumhuriyeti'nin Rovers takımlarının karşılaştığı 2. eleme turu eşleşmesinin tur atlayanıyla karşı karşıya gelecek. Tinho, şık bir pas, Fernandes kaldırdı topu, çekti, Almeyda, topalarda gol! Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olan Bursaspor ise Gürcistan'ın Çikura takımına eleyerek turu geçmesi halinde Azerbaycan'ın Neftçi, Slovenya'nın Koper eşleşmesinin tur atlayanıyla karşılaşacak. Avrupa Ligi 3. eleme turu karşılaşmaları 31 Temmuz ve 7 Ağustos'ta yapılacak. Kardemir Karabükspor ilk karşılaşmasını sahasında, Bursaspor ise turu geçmesi halinde ilk maçını deplasmanda oynayacak. Bataja içeri bakıyor. Bataja'nın ortası kale sahası için top üstten dışarıda.